Aldığınız eğitimle ilgili kariyer yapmaya çalışırken kariyer yolculuğu dolambaçlı, inişli, çıkışlı, önümüzü göremediğimiz, önümüze büyük kayaların düştüğü, depremlerin, fırtınaların olduğu zorlu bir değişim yolculuğudur. Bu zorlu süreçte baş etmenin tek yolu değişimlerle, bilgi ve yetkinliklerimize baş edebilmektir. Çocukluğunda insanlara ne olacaksın diye sormayacaksın. Bu dünyada ne yapmak istiyorsun? Bu dünyada neyi değiştirmek istiyorsun diye sormak lazım. Dolayısıyla yaptığımız işe kendimizi adamamız ve başarılı olmamız için bunu keyifle ve içimize sinerek büyük bir motivasyonla yapmamız gerekir. Dünyanın günümüzdeki en cazip işi iPhone ve Android gibi telefonlarda yeni uygulamalar geliştirmek, uygulamalar yazabilmektir. Veri bilimi geleceğin en önemli mesleklerinden biridir. Dünyada en popüler ders öğrenmeyi öğrenmektir. Çocuklara bilgileri ezberletmek değil, öğrenmeyi öğrenmek, kullanmak, bilgi, beceri, değer, yetkinliklerle beraber o meslekte ileri yetkin bir aşamaya ulaşabilmelerini sağlamak. Şu anda en popüler programlama dili Python, internetten öğrenilebilir. Excel'de ileri veri analizi Avrupa'daki gelişmiş dünyada en geçerli bilgi ve mesleklerden biri. Robot, yapay zeka, bununla ilgili işlemler, yazılımlar, özellikle mühendislik eğitimi alan gençler için en önemli alanlar. Üniversitelerde ne yazık ki yetkinlik ve becerileri geliştirmeye yönelik dersler çok fazla verilmiyor. Bundan dolayı gençlerin kendilerini yetiştirmeleri lazım. İnternetten Python gibi programları saatlerce emek vererek öğrenebilirler. İngilizceyi, Almancayı onlarca saat odaklanarak, her gün birkaç saat uğraşarak, aylar boyunca ısrar ettikleri takdirde çok ileri seviyede bunları öğrenme durumları ortaya çıkacaktır. İyi derecede kodlama, iyi derecede İngilizce, Almanca, Çince, Rusça bilmiyorsan yeni dünyadaki iş aleminde yerin yok. Disiplinler arası bilgiye sahip değilsen, sosyal bilimlerin kendi arasındaki geçişkenliği, diğer bilim dallarının birbirine sunduğu bilgilerden faydalanıp onları eklektik bir temelde analiz ve sentez yaparak bir araya getirip kullanamıyorsan, yeni dünyadaki iş aleminde yerin yok. Zeki olanlar değil, işbirliği yapabilenler, uyumlu olanlar, diğerleriyle işbirliği yapanlar, çalışkan olanlar, uyum sağlayanlar başarılı ve kazançlı çıkacaklardır. Etkili iletişim becerileri, konuşma, okuma, yazma, kendini doğru ifade etme, çalışkanlık, sebat etmek, sabırlı olmak, yeni dünyanın işveren profilinin aradığı çalışanlar. Spor yapmak, sanatla uğraşmak, enstrüman çalmak, kitap okumak, itiraz etmek, takım çalışmasına uygun olmak, 21. yüzyıl yetkinliklerinin en önemlileri. En öne çıkan da etkili problem çözme becerilerine sahip olmak. Öğrenciyken dernekte, STK'larda, iş yerlerinde ücretsiz de olsa aylarca uğraşmayan, bunları öğrenmeyen insanların sadece akademik eğitimle aldığı bilgiler ona yetmeyecektir. Onun için tüm gençlerin birinci sınıftan itibaren bazı iş yerlerine gidip ücretsiz şekilde yardımcı olmak, işlerin nasıl döndüğünü, insan ilişkilerinin sınırlarını, işlerin nasıl ters gittiğini, neden problemler çıktığını öğrenmeleri çok büyük zenginlik katacaktır onlara. Değerleriniz, ilkeleriniz, hedefleriniz olmalı. Özgürlüğe düşkünseniz kontrol altında çalışmanız çok zor olacaktır. Bundan dolayı kendi iş yerinizi kurmanız, böyle bir yönelim daha doğru olacaktır. Ezberlemek yerine analiz, sentez ve problem çözme becerileriniz gelişmiş olmalı. Gerçek hayat deneyimleri eşsiz derecede önemli, sezgilerimizi geliştirir. Önemli olan bilgiler, ezberler değil, yetkinliklerdir, becerilerdir. Excel'i çok ileri seviyede kullanabilmek gerekir. Haftada bir iki kitap okumak gerekir.
Haftada bir tiyatroya, sinemaya birkaç film izlemek ruhumuzu zenginleştirmek gerekir. Sürekli yediğimiz gıdalar gibi ruhumuzun da edebiyatla, sanatla, bilimle, bilgiyle beslenmeye ihtiyacı var. Eğer bunları yerine getirmezsek ruhumuz, psikolojimiz çoraklaşır. Avrupa'da yeni iş görüşmelerinde gençlere son okuduğun iki kitabı özetler misin, son haftalarda gittiğin tiyatro oyununu anlatır mısın diye sorular soruyorlar. Sevdiğin işi yapmak, çok çalışmak, emek vermek ve sürekli yaşam boyu öğrenmeye bağlı kalmak bu işin sırrıdır. Çalışma yaşamında 20. yüzyılın, önceki yüzyılın değerleri disiplindi, itaattı, zekaydı, biat etmekti. Fakat 21. yüzyılda rekabet için itiraz etmek, soru sormak, sorgulamak, inisiyatif almak, yaratıcılık, tutkuyla bağlanmak, odaklanmak, problem çözmek gibi yeni 21. yüzyıl yetkinlikleri ortaya çıktı. Ülkemizdeki eğitim sistemi çok fazla ders saati olduğu için ilkokulda, ortaokulda öğrencileri küstürüyor. 8 saat değil, günde 3-4 saat ders vermeli. Onun dışında her hafta çocukları tiyatroya, sinemaya, bu tür faaliyetlere, geziye, müze gezisine, şehir gezisine, doğa gezisine götürmek, birbirleriyle kaynaşarak kavga gibi çatışmaların önlenmesi, okula motive olarak gelmeleri, tutkulu öğrenci olmaları için, yaratıcı olmaları için çok yaşamsal derecede önemli. Ülkemizdeki eğitim sistemi yaratıcılığı törpülüyor ne yazık ki. Tutku, bir meslekte başarı sağlamanın birinci maddesidir. Yöneticiler kurumda tutkulu, yetenekli insanları bulup onları sosyal sermaye gibi işin içine katıp onlarla beraber bu süreci yönetmelidir. Tüm çalışanlara kurumlar kurumsal girişimci muamelesi yapmalıdır. Artık 21. yüzyılın dünyasında her kurumdaki çalışanlar o kurumda aksayan şeyleri çok iyi biliyor. Onlara inisiyatif verildiği takdirde bu gelişmelerle oradaki problemlere meydan okuyacak, sorunları çözecek ve tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek düzenlemelere imza atacaktır. 2 milyon yıllık Homo sapiens yolculuğunda son 2000 yıldaki gelişmeler saniyelik bir zaman bilimine dahi tekabül etmiyor. Şu son 20 yıldaki dijital dünyadaki gelişme tüm 2 milyonluk insanlık tarihinin 2000 yıllıkta Homo sapiens tarihinin gelişmelerinde bir salise anlamına dahi gelmemektedir. Yöneticiler, işverenler çalışanların önünü açıp onları doğal girişimci haline getirip engel olmamaları gerekir. Böylece şirketler sıçrama yaparlar. Yeni teknolojinin ürünü dronlar 10 yıl önce 100 bin dolar iken günümüzde 500 dolara kadar düştü. Ne kadar çarpıcı gelişmeler. Önceden genomu 100 milyon dolara okuyup daha sonraki dönemde çıkacak hastalıkları söyleyen tıp bilimi bugün sadece 100 dolar gibi çok herkesin ulaşabileceği rakamlara bu bilgileri servis edebilmektedir. Tesla firması bir anda 57 milyar değere oturdu ve 5. sırada. Oysa Ford günde 6-7 milyon yılda araba üretmesine rağmen tüm dünyada sadece 10 binlerle ifade edecek araç üreten Tesla 57 milyar değerde. Neden? Çünkü geleceği okuyan bir marka ve teknoloji olduğundan dolayı. Sadece 80 bin otomobille yılda 100 milyon otomobil üreten Ford gibi firmalar dahi geçmiş durumdadır. Apple'ın bankada nakit olarak 300 milyar dolar civarında nakit parası var. Türk şirketlerinden değeri en büyük olanlar Türkiye Yolları 6 milyar, Tofaş 2 milyar dolar gibi bu 300 milyarla mukayese ettiğimizde son derece düşük rakamlar olduğunu görebiliyoruz. 1995'lerin dünyasında Nokia vardı. Microsoft onu 7 milyar dolara aldı. Sonra değeri %1'lere düştü. Microsoft markayı yeniden diriltmek için oraya yatırım yaptı. Dip dalgayı fark edemeyenler kısa sürede yeni dünyada çuvallarlar. Google çalışanlarına cuma günleri senin bütün gün yeniliklere odaklan, iş yerine uğrama, yeni fikirler geliştir, zihnini tazele diye o günü onlara ayırıyor.
Ve yeniliklerin %20'si de bu izinli oldukları cuma günleri çıkıyor. Twitter her yıl bir hafta Hack Week yapıyor ve rutin işleri bırakıp çalışmıyorlar. Acayip yenilikler bu Hack Week yaptıkları haftalarda çıkıyor. Bazı şirketler 3 ayda bir 24 saat maraton uyguluyor. Tüm sorunlar, avantajlar, dezavantajlar, tehditler masaya yatırılıyor. Konular, ekipler kuruluyor ve ekipler sunum hazırlıyor. Ertesi gün sunum yapıyorlar. En başarılı sunumlar fonlanıyor, proje olarak ödüllendiriliyor. Netflix çalışanlarına diyor ki işini yap, nerede ne kadar tatil yaparsan yap. İş üret, sonuç üret, yenilik üret diye mesaj veriyor. Her çalışan esasında büyük bir potansiyeldir. Bunu yapabilen şirketler geleceği yakalayan şirketlerdir. Hızlandırıcı gruplar kurmak uzun vadede firmaların evrimleşerek çok ileri seviyeye gidebilmelerine imkan vermektedir. Öğrenmede her zaman ilk adım başarısızlıktır. Başarısızlık olmadan başarı ortaya çıkmaz. Üniversiteden aldığımız diplomanın raf ömrü 4 yıldır. Bundan dolayı yurt dışında lise mezunlarının iş deneyimleri üniversite mezunlarından daha fazla deneyimleri var. Sosyal yetkinlikleri gelişmiş. İlkokulda, ortaokulda sunumlar yapmışlar ve üniversite eğitimi almaya hazır hale geliyorlar. Yüksek öğretim sistemine çok motive olarak geliyorlar. Ne yapmak istediklerini, hedeflerini çok iyi tayin etmişler. Zaman yönetimleri, etkili iletişim becerileri, dinleme, anlatma yetkinlikleri yüksek seviyede üniversite eğitimine hazır halde yüksek öğrenimin kapısını çalıyorlar. Çalıştığın zaman 6 saat ders çalışacaksın. Kitap okuduğun zaman 6 saat kitap okuyacaksın. Boş zamanlarında kitap okumayacaksın. Dolu zamanlarında okuyacaksın. Ülkemizdeki eğitim sistemi öğrencilerin temel yetkinlik becerilerini geliştirmede ne yazık ki yetersiz kalıyor. Akademik programların buna göre düzenlenmesi, daha çok uygulamalı işlemlere ağırlık verilmesi, stajın daha ağırlıklı hale getirilmesi şarttır. Burada çözüm, değişim programları, projeler, sunumlar, stajlar, planlama, vizyon, misyon ve ne yapmak istediğimize karar vermek, çağdaş dünyadaki değerleri burada yerleştirmek ve tutkuyla bunları sürdürmektir. Yenilikçi çözümler üreten, sürüden ayrılan çalışanlar her zaman fark yaratacaklardır. Sunumları yaparken 300-400 sayfalık metinleri hocalar gibi okuyup oradan anlatan öğrenciler değil, hocalar ayarında bilgili, konuya vakıf şekilde sunum yapmak gerekir. Yoksa laf olsun diye yapılan sunumların herhangi bir öğrenme çıktısı olmayacaktır. Stajlarda ülkemizde öğrencilere asgari ücretin iş değilse 3'te 2'si gibi ödemeler ya da yarısı kadar ödemeler yapmak lazım. Onlardan çalışanlar gibi verim almak lazım. Geleceğin dünyasını bu gençlerle, çocuklarla birlikte kurmak gerekir. Homo sapiens evrimsel olarak otonom bir varlık. Bundan dolayı başkasının verdiği emirleri uygulamak için çok motive değil. Neyi, ne zaman, kiminle yapacağına kendimiz karar verdiğimizde çok daha başarılı ve etkili çalışanlar haline geliyoruz. Amazon.com firmasının hisse senet değeri 107 dolardan 7 dolara kadar indi. Yani neredeyse %95 değer kaybetti. Sonra da 700 dolara çıktı. 100 kat arttı ve 7 dolardan da 700 kat değer kazanmış oldu. Onun için teknolojiyi yakalayan firmalar, işin gereğini yerine getirenler başarılı oluyorlar. Yetkinlikler %80-90 öğrenilebilen becerilerdir. Bundan dolayı üniversitelerin staj programları, öğrencileri yazları çalıştıran, staja gönderen düzenlemelere imza atmaları gerekir sevgili arkadaşlar. 5-6 tane girişimcilikle ilgili kitap okumak, projenin nasıl yazılacağına dair kitaplar okumak ve sürekli olarak kuluçka biçimde düşünceler üretmek, geliştirmek gerekir. Çekmediğiniz şutlar gol olmaz. Part time gidip bir yerlerde çalışın gençler. Ücretsiz olarak staj yerlerine gidin. İnsanların kapılarını aşındırın. Etkili iletişim becerileri geliştirin. Üniversitelerin bu yetkinlik geliştirme eksikliklerini bu şekildeki uygulamalarla tamamlayabilirsiniz.
Liselerde, üniversitelerde ders dışı etkinlikler, kaliteli stajlar, formel, informel tüm kanallarda eğitim, yetkinlik geliştiren programları ve etkili müfredatları ortaya koymaları gerekir. 21. yüzyıl yetkinlikleri eleştirel düşünebilme, problem çözme, yaratıcılık, inisiyatif alabilme, ekip çalışması, sunum becerileri, bilgi ve medya okuryazarlığı, esnek olmak, sorgulamak ve tutkuyla çalışmak, sanat, tasarım, edebiyat gibi ruhumuzu zenginleştiren etkinlikler içerisinde olmaktır. Bütün bunlardan dolayı eğitimciler artık içerik aktarmak yerine öğrencilerin yetkinliklerini geliştirebilir.